Evet müjde. Fazıl Say geliyor. Hem de fuar açık hava tiyatrosuna. Suratı mavi şimşek olmuş. Dünya anne. Fazıl Say piyano. Serenat Bağcan vokal. Volkan Hürsever. Ferit Odman. Yekta Kopan anlatıcı. Şimdi şunu söyleyince insanlar kızacak. Diyecekler ki şimdi bunu şu olayı yani direkt belediyeden konser almasını yapmış olduğu siyasi açıklamalara bağlayacağım. Ve insanlar da diyecek ki koskoca Fazıl Say Koskoca dünya ünlü piyanist. Berlin'de konserler veriyor. Fazıl abimizin böyle şeylere ihtiyacı yok. Bu tartışmayı yani çok yaşadım. O yüzden gelecek cevapları biliyorum. Ama benim anlatmaya çalıştığım şu. Bu adamın evet her ne kadar işte cumhurbaşkanıyla bazı böyle sıcak fotoğrafları ve cumhurbaşkanında biraz sıcak açıklamalar olsa da bu adam AKP ile ve AKP'li belediyelerle sıkıntılı. CHP belediyeleri ise tam tersi bu adamı çok seviyor. Yani her şeyden önce ateist. Olduğu için AKP ile sıkıntılı. Onun haricinde de dinle ilgili bazı saçma sapan espriler yapıp bayağı bilinç yemişti. O yüzden bir de adam muhalif olduğunu zaten senelerdir belli ediyor. Bir de o yüzden. Bir de belki kendi iyi niyeti de vardır yani. Hani AKP'yi görüyor, AKP'ye karşı. Olunca kısacası AKP'li belediyelerle arası kötü. CHP'li belediyeler ise tam tersi kendilerinin ne kadar modern olduğunu göstermek için bu adamı sürekli destekliyor. Şimşek'i Tunç Soyer mi organize etmiş o Şimşek şeyini? Böyle bir şey duymuştum. Gidip sonra kontrol etmedim. Ama sürekli CHP'li belediyeleri çıkartılıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Bu niye önemli? Şimdi şunu idrak edemiyoruz abi. Çok kaliteli müzisyen de olsa. Diyelim ki adam dünyanın en iyi piyanisti. Diyelim ki adam Lang Lang kadar iyi. Ne olursa olsun herkesin ekmeğinde olduğu gerçeği. Bu adam da ekmeğinde. Niye olmasın ki? Yani yetenekli bir müzisyen olunca ekmeğinde olmayacak mı? Tabii ki olacak. O yüzden abi, o yüzden ne olursa olsun bu adam seçimden önce CHP'yi destekledi. Bu adam oturup da şunu düşünmedi. Ulan biz CHP'yi destekliyoruz ama bu kazanacak bir lider mi? Bu adamın Anadolu'da karşılığı var mı? Bu adam bölücü söylemler ya ve çevresi bölücü söylemler yaptığı sürece ve işte meclise soktuğu adamlar bu şekilde bölücü Atatürk düşmanı vesaire kişileri meclise soktuktuğu sürece bu tür maklubecileri, bu tür siyasal İslamcıları kendi oylarıyla meclise soktuğu sürece bu adam bu seçimi kazanabilir mi? Yoksa bu adam gerçek muhaliflerin üstüne basıp muhalefetin kazanma ihtimalini mi sıfırlıyor? Bunları düşünmez işte. Bunlar adamın umurunda değil. Neden? Çünkü kendisine iyi davranan bir CHP var. Kendisine iyi davranan bir CHP olduğu için CHP'ye ters gelecek herkese CHP'nin ittifakını bozacak Akşener de dahil deli gibi çılgın gibi saldırır. Sebebi buydu işte sebebi bu. Yani sabaha kadar insanlar desin ki Fazıl abimin böyle şeylere ihtiyacı yok. Fazıl abim işte yurt dışında da konser veriyor falan filan. Sabaha kadar bunu desinler abi. Ama bunu yaptığı için şu anda ödüllendiriliyor abi. Bunu yaptığı için CHP neferi olduğu için CHP trollü hatta bazen yaptığı için kimse kızmasın ama CHP trollü yaptığı çok dönem oldu. CHP trollü yaptığı zamanlar için şu anda ödüllendiriliyor abi adam. Olacak tabii herkes ekmeğinde. Herkes ekmeğinde. Eğer ki benim görmediğim bir şey varsa çıkıp mesela seçimden sonra çat çat eleştirdiyse kılıçları bak senin yüzünden kaybettik diyen tayfadan olduysa o zaman eyvallah. Ben görmedim ama. O zaman eyvallah. Dediğim gibi ben görmedim. Çıkıp seçim bittik birçok kişi çünkü seçime kadar sustu. Seçim bittikten sonra eleştirmeye başladı birçok kişi. Güzel güzel. Aziz Nesin paylaşmıştır. <laughs> Bak yemin ederim şey demiştim ben Seçim bitecek oy çaldılar diyecekler Seçim bitti oy çaldılar dediler abi Sadece ben şunu demiştim Bu her seçimden sonra şey olur ya Çuvalla şöyle oy götürürken Fotoğrafını yakalarlar ya Ondan sonra derler ki Aha bakın oy çaldılar Oy çalmış olmasa biz kazanıyorduk falan O çuvalın içinde 2 milyon oy var çünkü O çuvalda 2 milyon oy var çünkü Yok bu sefer farklı dediler ya Yanlış giriş yapıldı mı dediler Bir şey bir şey dediler abi Yanlış giriş yapılmış 2 milyon oy fark etmiş abi. Sığınmacılar oy kullandı dedi. 2 milyon, 2 milyon sığınmacı oy kullanmış. O da bebelere balon O da kendini avutma şeyi. %48 çok iyi abi. başına koysun. Bak gerçekten öpüp başına koysun. 30'larda sürünmek de vardı. İlk turdan sonra hala da çıkıp da Osman Kamala için, için Selahattin Demir Aracın öyle demeye devam etselerdi. Görürdük onları. Kızmış ya şimdi babacanla. Gelecek reis. Davutoğlu. Görürdük onları. Nasıl rezil kepaze olurlardı. Ankara ikinci turda KK'ya oy verdiğin için pişman mısın? Niye olayım ki? Protokol imzaladı diye verdim ben. Protokol imzalamış olmasaydı vermezdim. Linçlerden dolayı ver, vermedim yani. Kutu kola 48 alır ya işte kutu kolayla aynı almış. <laughs> araba alanları konusu. Şu anda hala da bağırtmalı araba alanları var. Ve şu an gerçekten arabayı korumaktan daha çok insanları rahatsız etmeye yarıyor. 2023 yılında artık bu sistemin değişmesi lazım. Benim sürekli şunun da değişmesi lazım, bunun da değişmesi lazım deyip de insanların kabullendiği şeylerden bir tanesi. Böyle gelmiş böyle gidecek. Hayır abi böyle gitmemesi lazım. Sessiz alarma şu an çok rahat geçirebilir. Neden? Şu an internet ve hatta wireless dönemine geldik çünkü. Sessiz alarm dediğimiz olay şöyle oluyor. Düşük sessiz alarm yani. Herhangi bir arabada ya da dükkanda oradaki insanın duyabileceği şekilde eğer gerçekten kötü bir niyet varsa çünkü bizdeki alarmlar çalıyor ama hiç hırsızlıktan dolayı falan değil normal sesle aşırı bağırtı yapmadan oradaki kişinin duyabileceği seste Türkçe sessiz alarm deyip ondan sonra da mesela dıt 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 sessiz alarm dıt 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 yani o kişinin duyabileceği seviyede. Ve burada gene güvenlik güçlerine haber verildiğini söylüyor alarm. Böyle çok bilim kurgu değil benim söylediğim. Çünkü ring kameraları var Amerika'da. Ring kamerası aynısını yapıyor. Mesela sen eve yaklaşıyorsun. Yani ring dediğimiz işte zil kamerası yani. Şey de oluyor genelde kapıda oluyor. Bu hani kapıdan böyle bakarsın ya. Onun gibi falan oluyor aşağı yukarı. Ya da işte şöyle girişte böyle bir güvenlik kamerası gibi oluyor. Girdiğin anda böyle ayı ayı alarm bağırmıyor. Tıt you are being recorded diyor ondan sonra. Anladın mı? Bu da aynı şekilde olacak. Sessiz alarm dediğimiz o. Şu anda internet üzerinden çok hızlı ve çok efektif bir şekilde polise vesaireye ulaşım yapabilirsin yani. Sessiz alarm diyerek. Abi belki şunu diye olabilirsiniz. Çok etkili olmaz. Bence etkili olur. Çünkü direkt polise otomatik haber veriyor. Böyle zaten silent alarm sistemleri de var. Ve illa direkt polise haber vermemesine de gerek yok. Çünkü şu da var. Alarm çalmaya başladığı zaman o alarm sistemini kim kurduysa onun merkezine de uyarı yollayabiliyor. Haber yollayabiliyor. Böyle bir sistem de var. Bu sistemler zaten var basit yani çok zor bir şey değil. Sadece bu alarmı artık düşük sessiz alarma geçirmene lazım. Dı 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 sessiz alarm devrede merkezi bildiriliyor. Sessiz alarm devrede merkezi bildiriliyor gibi. Çok efektif olur mu diye soracak olabilirsiniz. Ama işte şey var abi. Diğeri gürültülü alarm efektif olur mu? Ha 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 bir de şu. Bir de şu tabii ki. O kişinin cep telefonuna da geliyor. Tabii o önemli bak onu söylemeyi unuttum. Çünkü öteki türlü adam merkezden şeyler gelene kadar alır kaçar. Değil mi? <laughs> Merkezden polis molis gelene kadar adam soyar kaçar. Adamın cep telefonuna da geliyor uyarı. Dıt 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 telefon şey e, arabanızın alarmı çalıyor. Dıt, dıt 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 arabanızın alarmı çalıyor. Yani ona bakarsanız aynı sistem ezanda da olabilir. Sessiz ezan sistemi. Adam çıplak sesle ezan okuyacak, megafonsuz, bağırtmadan çıplak sesle ezan okuyacak. Senin telefonuna gelecek. Dıt dıt ezan. <laughs> ne? Bağırtmadan ezan mı? Din elden gitti. Çıplak sesle ezan mı? Ne? Akıllı telefona mı geliyor? Ezan sesi. Allah din bitti şu anda. Din bitti şu anda. Eyvah ateist olduk. Bütün ülke ateist oldu kanka. Türkçe ezan deyince adamlar kendilerinden geçiyor. <laughs> Bunu söylesen ne yaparlar acaba? Kanka. Şöyle bir sistem yapsak, ezanı çıplak sesle okuyacaksın. Bağırtmayacaksın. Bağırarak okumayacaksın. Çıplak sesle okuyacaksın. Senin telefonuna gelecek. Böylece ezanla alakası olmayan birçok insan, çünkü sadece ateistler ya da dinsizler değil, ezanla alakası olmayanlar. Namaz kılmayan herkes, ezanla alakasız insanlar da rahatsız olmamış olacak. Rahatsız mı? Küçüklükten beri arkadaşlar, Türk İslam sentezi hep şunu der. Bu bayrak inmez, bu ezan susmaz. Bu bayrak inmez, bu ezan susmaz. Bir de bunu öğretmişlerdi, ezberletmişlerdi yani. Çevremizde ülkücüler vardı abi. Hayır. <laughs> Hayır, babam değil. Babam o kadar dinler bir insan değildi. Mahalle abileri diyelim. Mahalle abileri abi. Bu bayrak inmez, bu ezan susmaz. Ezan susarsa hani din gittiği geçtim, hani ülke parçalandı onların gözünde. Bayrak bayrağın inmesiyle aynı yani. Ne diyeceksin onlara şimdi? Yerli milli haking. Fransız bile akıllı ezan okutmadı bu topraklarda. Yuh. <laughs> Ulu Türk. Cübbe sakal sünnet falan derler. Eski özenler. Ezan çıplak sesle okunsun. Aynen aynen. Bak ben başa gelirsem troll değil arkadaşlar. Ben başa gelirsem bunu yapacağım. Bu uygulamayı koyacağım. Hemen hemen böyle ikinci günde koymam da bir sene sonra falan koyacağım. Kim ne diyebilir? Basını, basını ele geçirmiş olduktan sonra basın da bizim. En azından çoğunluğu yandaş basınımız olacak bizimle. Belki şimdiki yandaş basını alırız. Bunu yapacağım. Kim ne diyebilir? Geleneksel olarak geleneksel çıplak ses ezana geri dönüş. Geri döndük. Böyle tabii kendi yanlaşım insanlar olacak. Alkışlayacaklar böyle. Bravo sonunda sizin sayenizde çıplak sesle geleneksel olarak ezan okuyabileceğiz falan diye. Ondan sonra da herkesin cep telefonuna geleceği için İnsanların duymama sıkıntısı da olmayacak. Gel artık başa ya. <laughs> Cuma namazını direkt zoom üzerine yap. Ya. Juna gemi İnci gırtlağı olan bulak. Bağımsızlık sembolü sanıyorlar. Aynen. Bizim de neyse ki burada park yerleri eskisi kadar değil. Park yerlerini kaldırdılar. Millet çok isyan etti. Benim arabam yok zaten. Araba alarmı sesi azaldı ama var. Maalesef var. Bir de şu abi şu e, insanı hayattan bezdirmiyor mu? Araba alarmı çalıyor 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 10 dakika susuyor. 3 dakika sonra tekrar başlıyor. Neden acaba? Susuyor 10 dakika sonra. Böyle bir rahat ediyorsun. Of. 3 dakika sonra sen tekrar başlıyor. Senin ana ağrının Bilmiyorum siz onu hissettiğiniz bir yani? Alacaksın abi sopayı. Az öyle fantaziler kurmadım yani. Herkesi kabul ettiği böyle gelmiş böyle gider denilen ama çoktan artık tarihi geçmiş olan bir olay. Gürültülü hala. Kesinlikle tarihi geçmiş bir olay. Az önce söylediğim sebepten dolayı. Sessiz alarm başlıyor, sessiz alarm. O kişinin etraftaki o kişinin duyacağı kadar. Genelde zaten %90 kedi atlamış oluyor. Ben mesela Amerika'da araba alarm sesi duymamıştım. Ya dedim sizde araba alarmları yok mu? Yo var dedi orada yaşadığım kişi. Ama nasıl var? Şöyle var. Arabalar hep garajda bir. İkincisi de sen arabayı açmaya çalıştığın zaman camı kırarsan veya arabayı açarsan alarm çalıyor. Çok mantıklı değil mi amına koyayım? Bir kere bir kere çok mantıklı değil mi bu? Camı kırarsan ya da arabanın kapısını açarsan. Çok mantıklı amına koyayım. Bizde öyle değil ki kedi atlayınca bizde kediye duyarlı abi. Gerçi bizim burası Türkiye. Tekerleğini çalarlar arabanın. <laughs> bizim burası Türkiye arabanın tekerleğini çalarlar abi. <laughs> Yok o kadar da değil canım. O kadar da değil ama yani. Abi çok mantıklı değil mi? <laughs> Dünyanın en zeki buluşu, dünyanın en zekice icadı. Biri camı kırarsa ya da kapıyı açarsa alarm çalıyor. Kedi atlarsa değil ya da top gelirse değil ya da üstüne yaprak düşerse değil ya da rüzgar eserse değil. Mert Erkoç bizim malımız değerli öyle. Çünkü o arabayı çaldırırsan ikincisi yok. Alamazsın hayatta. İşte o yüzden benim gibi yapacaksın almayacaksın hiç. Resistance Panther yanından büyük araç geçince titreşimden çalıyor aynen. E demek ki şeylerde de var o ya. Amerika'da da var herhalde. Bana denk gelmedi. Çünkü Godzilla'yı biliyoruz işte. Ama o 90'larda olan bir şeydi. Ondan olabilir. Godzilla filmi. Öyleydi ya. Dam basıyor böyle. Dam basınca hepsi böyle şey oluyor. Araba alarmları çalmaya başlıyor. Değil mi? Godzilla filminde öyleydi. O 90'larda diyedir belki. Millet aşmış o konuda. Öğrenmişler. Lan demişler bir dakika şunu bir efektif yapalım. Erkan Aytekin olur mu abi Seat Leon marka arabaların farları pahalı olduğu için direkt farları çalıyor. Ya abi bizim diyorum ya Türkiye ya bizim apartmanın ismini çalmışlar. Pirinç mi harfler harflerini çalmışlar ya. Güvenlik kamerası yok. Güvenlik kamerası olsa onu da çalarlar. İşte o yüzden ben televizyon seyretmek istemiyorum. Çünkü televizyonda abi resmen gövde gösterisi yapar gibi. Yani hırsızlar hiçbir şekilde yakalamıyor. Çünkü şey oluyor işte hırsızlar Mobese'den işte güvenlik kamerasından bilmem neyden parmak izinden kıskıvrak yakalandı İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı Lan içeride adam mı var zaten içeride kimse yok ki FETÖ'cüler var sadece O da bizim mahalledeki bazı abilerin işini bozdukları için canını sıktıkları için FETÖ'cüler bir de FETÖ'cü olduğu ihtimali olanlar var Başka kim var içeride ya Yani biz haberlerde içeri atıldı diye kimi gördüysek onlar çıktı yani Geri çıkmayan mı var Neyse ki kediciler içeride. Neyse ki onlar içeride nasıl satayım. Sürekli sürekli yalandan haberler geliyor. Salındı 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 falan diye. Troll haber. İzmir'de bir tek Bostanlı'yı seviyorum. Orası deprem bölgesi. Aynen Bostanlı nezih ortam. Şimdilik. Yani şey kafasındalar abi. Kendi adaletinizi kendiniz işte sağlayın. Kendi adaletinizi kendiniz sağlayın. Yani bu ne demek? Biz sizin adaletini sağlamıyoruz. Bu ne demek abi? Madem sen kimseyi içeri atmıyorsun o zaman eyvallah. Madem oyunun kuralı bu o zaman eyvallah mı diyelim yani. Onlar içeriden dışarıdan Twitter'da haberi hashtag kasıyor. Selahattin Demirtaş da içeride aynen.